Evet, İzmir'de herkesin terk ettiği depremzedelerin yanı başında olmaya devam ediyoruz efendim. Halk TV ekranlarında canlı yayındayız. Burada İzmir'de Aşık Veysel Çadır Kenti'ndeyiz. Bütün büyük medya tırnak içinde gitti ama Halk TV bütün canlı yayın ekipleriyle birlikte burada olmaya devam ediyor. Saat 8'de başladı 20. saatin maraton canlı yayını. Her cuma böyleyiz biliyorsunuz ve şu anda saatler 24'ü gösterirken canlı yayınımız son kuşağına girdi. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı, kendisi de bir inşaat mühendisi olan Eylem Ulutaş'la konuşuyoruz ve demin Eylem Hanım yani kan dondurucu şeyler söyledi. Matematikte sadece bir soruyu doğru bilen, eksi beş yani beş hata yaparak fizikte hiçbir soruyu bilmeyen insanların inşaat mühendisi olabildiği, teknikerlerin şantiye şefliği yapabildiği bir Türkiye anlattı. Ben dinlerken dehşete düştüm. Bir yandan da sanatçı Kaan Sekban'ın kendi Instagram hesabında paylaştığı bazı bilgiler var. Yapı denetim şirketleri, müteahhitlik şirketlerinde inşaat mühendislerinin nasıl ahlak dışı, etik dışı raporlara imza atmaya zorlandığıyla ilgili paylaşımlardı bunlar. Tam şu anda canlı yayında Kaan Sekban'ı arıyorum efendim. Az önce Kaan'la konuştuk ve kendisi tam da yatmaya hazırlandığı bu saatlerde canlı yayınımıza bağlanmayı kabul etti. Kaan Sekban şu anda Halk TV'de canlı yayında. Kaan, ben iyi geceler demek istiyorum. Biliyorum tam yatmaya hazırlanıyordun, apar topar seni aradık. Doğru mudur? Biraz öyle ama hiç önemli değil. Peki, şöyle bir formül bulduk canlı yayında. Ben cep telefonumdan seni aradım, hoparlörü aldım ve mikrofon üzerinden şu anda sesini duyuyor değerli izleyicilerimiz. Sen bundan birkaç gün önce Instagram hesabında bir paylaşımda bulundun ve çevrende inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı dostlarının yapı denetim şirketlerinde, farklı müteahhitlik şirketlerinde etik dışı istemedikleri nasıl raporlamalara imza atmak zorunda bırakıldıkları veya ne koşullarda mobbinge uğradıkları ile ilgili bazı paylaşımlar yaptın ve Türkiye'de yapı denetimi ile ilgili aslında tüyler ürpertici bir gerçeğe de işaret etmiş oldun. Önce Ayşe Arman bir röportaj yaptı seninle, sonra bugün Uğur Dündar yazdı köşesinde. Ne paylaştın, ne anlattın, biraz anlatır mısın lütfen, izleyicilerimiz de duysun? Vallahi aslında şöyle oldu, bir iki gün önce yaklaşık benim bir takipçim bana bir mesaj attı ve benim ilk dikkatimi öyle çekti. Dedi ki buradaki aslında en büyük problem inşaat mühendisleri, yani daha doğrusu inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri, işlerini gerçekten yapmak isteyen insanlar bu sektörde çok fazla çalışamıyorlar. Aktif çalışamıyorlar, pasif çalıştırılıyorlar. Ben de dedim ki ne demek pasif çalışmak, ne demek dedim. Biz dediler birçok arkadaşımız diplomasını kiralamak zorunda kalıyor. Diploma kiralamak iyi bir şey varmış. Yani atıyorum bir inşaat mühendisi arkadaşım veya bir iş güvenliği uzmanı arkadaşım bir yapı denetim firmasına çalışmak için başvurduğunda birçok yapı denetim firmasında senin buraya gelmene gerek yok. Diplomanı getir, işte aylık 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira veya neyse biz sana bir maaş verelim, sen onaylanacak projelere diploman olduğu için imza at. Yani aslında diplomasını kiralamasını ve satmasını istiyorlar çalışanlardan. Ya bu anlattığın şey Kaan, yani gerçekten dehşet verici bir şey. Eylem Hanım, duyuyor musunuz? Şu anda canlı yayında yanımda İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş var. Bir kadın inşaat mühendisi ve o da... yani merhaba, bir de böyle sevgiler. Bir duruma da zorlanıyormuş meslektaşlarınız, konuşacağız tabii. Peki Kaan, sen bunu gündeme getirdikten sonra bir sürü böyle bilgi ulaştı bildiğim kadarıyla. İnanılmaz. Yani şöyle bir şey oldu. Çığ gibi geldi bu mesajlar bana. Hani derseniz ki bir kişi atıyor, acaba hani bir abartı mı var, bir şey mi var ya da yanlış bir bilgi mi olabilir gibi düşünebilirsiniz. Çığ gibi arttı ve işin korkuncu şöyle de oldu. Bir inşaat mühendislerinden geliyor ve bir süre sonra jeofizik mühendisleri, çevre mühendisleri başka şeyler söylemeye başladı. Makine mühendisleri başka bir şey söylemeye başladı. Burada çok temel aslında bazı sorunlar var. Şöyle bir şey, bu 2018'den önce bu yapı denetimi firmalarının ücretlerini aslında müteahhitler veriyorlarmış. Yani müteahhitler kendilerini denetletiyorlar ve denetlettikleri firmaların ücretini müteahhitler veriyorlar. Bu ilişki birçok şeyi, yanlış şeyi beraberinde getirdiği için aslında hükümet şöyle bir şey yapmış. 2018'den sonra, tarih yanlışsa lütfen düzeltsin hanımefendi beni, bir havuz sistemine geçilmiş ve böylece müteahhit ve yapı denetimleri arasındaki olabilecek organik ilişkilerin önüne geçmek için havuz sisteminden kamunun, devletin seçtiği, rastgele seçtiği yapı denetim firmaları atanmaya başlamış müteahhitlere. Bu o ahbap çavuş, olabilecek ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçmek için güzel bir şey. Fakat o yapı denetim firmalarındaki
olur imzasını atan kişilerin yetkinliklerini sorgulamak için bizim için yeterli bir şey değil. Buradaki en büyük problem birçok genç arkadaşımız diplomalarını kiralamak istemediği için bu işlerde çalışmayı reddediyorlar ve uzun süre mesleklerini yapamıyorlar. Veya işte zorla ya da geçinmek için bazen belki bu imzaları atmak zorunda kalıyorlar. Veya denetlemek istedikleri zaman, gerçekten denetlemek istedikleri zaman da bir takım şantajla, bir takım tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu arada sadece yapı denetim firmalarında değil tabii ki. İnşaatlarda şantiye şefi olarak görevli olan inşaat mühendisi arkadaşlarım da bu tarz şeylere maruz kaldığını söylüyorlar. Ve bunun sonucunda da ne oluyor? Birçok mühendis, inşaat mühendisi arkadaşımız başka mesleklere savrulmak zorunda kalıyorlar. Birçok mühendis bugün Türkiye'de mesleğini yapamadığı için işte ya bankacı oluyor ya başka bir şeye geçiyor, başka bir alanda çalışmaya başlıyor. Bizim o mühendis arkadaşlarımızın hepsini kazanmamız lazım. Hepsinin görevlerini yapabilir hale getirmemiz lazım. Şimdi böyle olunca da ben atıyorum yarın öbür gün atıyorum binamı bir yapı denetim firmasına kontrol ettirdim ve olur raporu aldım, sağlam raporu aldım. Şimdi ben o sağlam raporunu nasıl güveneceğim? Yani nasıl güvenebilirim? Çok temel bir soru. Çok temel bir soru soruyorsun. Tam senin bu soruyu sorduğun noktadan o zaman biz devam edelim. Çok teşekkür ediyorum gecenin bu saatinde apar topar canlı yayına bağlandığın için. Vallahi uykumu kaçırdın. Ya evet, gerçekten öyle oldu biraz. Biraz öyle oldu, kusura bakma ne olur. Çok teşekkür ediyorum ve bu konuyu gündeme getirdiğin, etki alanını böyle bir konuyu tartışmaya açmak üzere kullandığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. İzmir'den, Çadırkent'ten depremzedelerinin arasından sevgiler gönderiyoruz sana. Çok sağ ol. Ben de çok sevgiler diliyorum. Hani tekrar da şunun altını çizmek istiyorum. Bunlar hep bana gelen ve tutarlı olan ve çok sayıda yüzlerce mesajdan derlediğim bilgiler. O yüzden onun da altını çizeyim. Bir yanlış bildirim, bir yanlışlık, bir eksiklik, bir fazlalık varsa da lütfen sevgili hanımefendi düzeltin benim. Çok sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz Kaan. Biz buradan devam ediyoruz. Sen de izliyorsun, artık uykun da kaçtı. Evet. Belki bir gün, belki bugün buradaki depremzedelerle beraber olmak üzere belediyenin davetiyle gelirsin. Çadırkent'te ne kadar güzel olur, onlar da seni görmekten çok büyük mutluluk duyarlar bu vesileyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Kaan Sekban. Çok teşekkürler. Yani bakar mısınız? Ben bir kere daha dehşete düştüm. Denetleme firmalarının ücretlerini de müteahhitler mi ödüyor? Şöyle, yasal olarak mal sahibiyle aslında sözleşme yapıyor. Mal sahibiyle yapı denetim firmaları sözleşme yapar. Ancak tabii fiiliyatta böyle olmuyor. Mal sahibi ne yapıyor? Gidiyor işte bir müteahhitle anlaşıyor. Müteahhit de tabii bir paket gibi algılıyor bunu. Yapı denetim firmasını da buluruz gibi sözler sarf edeceğim. Mal sahibi ne yapsın? Tamam diyor. Hani bütünüyle verdiğini düşünüyor. Ve evet, fiiliyatta müteahhit gidip yapı denetim firmasını buluyordu. Ancak bir yasal değişiklik oldu. Bir havuz sistemi oluşturuldu ama bunda da sıkıntılar var. Yani bölgesel anlamda sıkıntılar var. İzmir merkezinde olan bir firmaya atıyorum işte ödemişte merkezden uzaklıkta bir iş gidiyor. Ve de bunun fiiliyatta bir zorluğu var. Hani bölgesel olarak da bir sıkıntısı var yapı denetim sisteminin şu anda. Onun üzerine de çalışmak lazım. Ben Kaan Bey'le aslında ilgili bakanlığa gitmek gerektiğini düşünüyorum. Bizi dinlemiyorlar. Belki onu dinlerler diyor. Aa, ne kadar güzel söylediniz. Kaan şu anda bizi dinliyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'yla Kaan Sekban'ı buluşturup belki bu etki alanını genişletmek alanında bir çalışma yapılabilir. Yani çünkü yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ben şaşkınlıklar içinde çok dinliyorum. Çok doğru. Yani söylediği her kelimesine katılıyorum. Her söylediği de doğru. Maalesef bu durumdayız şu anda. Dediğim gibi o yüzden kullandığım ifade şuydu. Yani teknik elemanların teknik anlamda patron olması lazım. Yani bu iş sadece ekonomik boyutu değildir. Yani bir yapı üretim sürecinde sadece ekonomik bir süreç işlemez. Aynı zamanda teknik ve de çok önemli can güvenliği ile ilgili baktığımızda teknik bir boyutu vardır. Ve teknik elemanların bu işin patronu olması lazım. Bir şey daha söyledi farkındaysanız. Diplomamızı kiralıyoruz demiş inşaat mühendisleri. Yani demişler ki gitmiyoruz bile. İşte denetim mekanizmasının olmaması aslında. Ya bu işin denetlenebiliyor olması lazım. Ancak fiiliyatta böyle değil maalesef. Yani yerinde o şantiye şefinin olup olmadığı denetlenmezse ya da yapı denetim firmalarının fiiliyatta olup olmadıkları denetlenmezse bu tür sorunlarla karşılaşırız. Siz neredeydiniz İzmir depremi sırasında? Balçova'daydım. Nasıl yaşadınız? Tabii çok ciddi bir şekilde hissettik depremi. Ben de öyle hissettim.
Ardından hemen yakınlara ulaştım ve hızlıca tabii Bayraklı bölgesinde bir hasar ve yıkıntı olduğunu öğrendiğimde Bayraklı'ya ulaşmaya çalıştım ama tabii ciddi bir trafik vardı. Yani 3 saatte ulaşabildim. 1 saatlik bir yolu 3 saatte ulaşabildim. Enkazları gördünüz mü? Gördüm. Ne hissettiniz bir inşaat mühendisi, bir kadın inşaat mühendisi olarak? Üstelik de senelerdir bu meselenin bu sakıncalı taraflarını gündeme getirmek için uğraşan, şube başkanlığı yapan, sivil toplumda çalışan bir inşaat mühendisi. Ya bunu yaşamayabilirdik. Çok net. Yani bunların önüne 114 candan bahsediyoruz. Sadece bir sayı değil. Yani o çalışmalarda kurtarılan çocuklar bizim, var, bebekler var. Yani umudumuz oldu, bizi sevindirdi ama 114 insanımızı kaybettik ve bunu yaşamayabilirdik. Ya hep aklıma onlar geldi. Enkaz kaldırıldıktan sonra oranın boşalması, ya ciddi bir şey, kötü bir ruh hali aslında verdi ve bunun önlenebilir olduğunu bilmek aslında daha da kötüsü. Daha da acısı. Yani bu deprem Allah'tan geliyor ya da yaşadığı bir kader değil. Bu dünyanın bir gerçeği. Hani bir doğa olayı diyoruz zaten depreme. Öyledir de. Yani yağmurdan korkuyor muyuz? Ama depremden korkuyoruz. Niye? Çünkü yapılarımıza güvenmiyoruz. Ve bunun önüne geçebiliriz. Yani bilim o kadar ilerledi ki sen ona değer verirsen güvenli yapıları sağlayabilirsin ve can güvenliğini sağlarsın. Can kayıplarını önlersin. Yani, bugün çadır kentlerde yaşayan binlerce insanın önemli bir bölümü de binaları yıkılmamış ama hasar gördüğü için güvenip de evlerine gidemeyen insanlar. Evet, çok sayıda insan var böyle. Yani İzmir'de yıkılan bina sayısı az nispeten ama çok sayıda hasar var. Ne çok yapacak fazla o insanlar hasar var. Şimdi? Nasıl dönecekler o evlerine? Nasıl güvenecekler? İşte ciddi bir sorun aslında. Kim denetleyecek onları? Nasıl güçlendirmesi yapılacak? Raporlaması nasıl yapılacak? Şimdi öncelikle tabii Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir hasar tespit çalışması yapılacak. Dolaşılıyor zaten. Ardından bu duruma dair kendi hani süreçlerine dair aslında bir bilgilendirme yapılması lazım. Bu da net değil. Yani ne yapacaklarına dair bir yol çizilmesi lazım. Bir ekonomik bir paket, bir yardım konuşuluyor ama nasıl işleyecek süreç? Bu net değil. İnsanlarda ciddi bir soru işareti var. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. O kadar kritik şeyler anlattınız ki bazılarını gerçekten bir gazeteci olarak ilk defa öğreniyor olmaktan utanç duyuyorum. Yani inşaat mühendisliği eğitimiyle ilgili bu noktada olduğumuzu inanın bilmiyordum. Teknikerlerin şantiye alanlarında şantiye şefliği yapabileceği gerçeğini inanın bilmiyordum. Denetleme meselesiyle ilgili sorunlar olduğunu biliyordum. Bunların farkındaydım. Müteahhitlik meselesinin farkındaydım ama inşaat mühendisleri üzerindeki bu sorunlardan haberdar değildim. Bu meselenin yaygınlaşması, bütün gazetecilerin etki alanına girmesi için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem meslektaşlarım adına hem de ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Medyanın burada görevi çok çok büyük gerçekten de. Elinizden geleni yapacağınıza da inanıyorum. Bu noktada size de güveniyorum. Teşekkür çok teşekkürler. Ediyorum. İyi sağ yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bir kadın genç mühendisi, inşaat mühendisine Eylem Ulutaş'ı yayınımızda konuk etmiştik. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı kendisi. Kendisini yayından uğurluyorum ve bir sonraki konuğumu, son konuğumu, bu kuşağın son konuğunu karşınıza getirmek istiyorum. Bir bireysel kahramanlık hikayesi dinleyeceksiniz. İzmir'de kendi ailesini enkaz altından kurtaran itfaiye çalışanı Mehmet Bey geliyor efendim yayınıma. 20. saatin son kuşağında, son bölümünde. Sizi bundan bir hafta önce belki tam da bu saatlerde bir enkazın başında verilen bir mücadele anına götürmek istiyorum. Şu anda kendisi hazırlanıyor, mikrofonları takılıyor. Birazdan canlı yayında yanımda olacak. Bu arada tüm teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Gece bu saatte, bu koşullarda bu yayını gerçekleştirmeye devam ettiğiniz için. Mehmet Bey sağ olunuz efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatine kadar beklediğiniz eksik olmayın. Güzel. Öncelikle çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ve çok başımız sağ olsun. Elbette ki bütün yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin. Amin. Kimsiniz, isminiz, soyadınız, nerede görevlisiniz? Önce bir izleyicilerimizle bir kez daha sizi tanıştırmak isterim. İsmim benim Mehmet Akbulut. Güney Bölge Amiri olarak görev yapıyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye dairesine bağlı. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Güney Bölge Amiri olarak görev yapmaktayım. Bu teşkilatta 27 senedir görev yapıyorum.
Maşallah birçok başkanla ve birçok yerel yöneticiyle çalışma fırsatınız olmuş, evet, anladığım kadarıyla. İzmirli misiniz kendinizle? Kendim ben Sivaslıyım. Oradan ama, geldiniz buraya, evet, yerleştiniz. 47 senedir İzmir'deyim ama. Peki itfaiye bile isteye seçtiniz herhalde, değil mi? 27 sene böyle bir meşakkatli meslekte çalışmak kolay olması gerekir herhalde. Ya ben mesleğimi çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Benim emekliliğim 7 senedir geçiyor. Ha, siz bırakamıyorsunuz. Yok, ben çok seviyorum. Bir dua almak, birine bir şey yapmak, o yaptığımı hissetmek. Yani ben çok seviyorum hakikaten mesleğimi. Peki Mehmet Bey, mesleğe girdiğinizde ne kadar zorlu bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Ya da farkında mıydınız bu kadar dramlarla? Yani işin tabii mutluluk boyutu var ama işin acı ve üzüntü boyutu da var. Zorlukları da var. Bunları farkında mıydınız? Yoksa yaşadıkça, yaptıkça mı daha çok sevdiniz işi? Yani farkındaydım. Ben işe girdiğim zaman zabıta memuru da alınıyordu. Güvenlik görevlisi de alınıyordu. İtfaiye de alınıyordu. İtfaiyeyi ben özellikle seçtim. Burada İzmir'de mi seçtiniz? İzmir'de. 27 sene önce. Evet. Peki kendi eğitiminiz veya da bu konuda bir uzmanlık alanınız veya da bir temayülünüz, eğiliminiz var mıydı daha önceden? Yoksa özellikle itfaiyeyi öğrenirim dediniz herhalde. Öğrenirim dedim. Özellikle seçtim. Yani bu mesleğin kutsal olduğunu o zamandan ben düşündüm. Yani bir can kurtardığım zaman yani kendimi çok iyi hissedeceğimi. Yani farklı duygularla seçtim. Ben özellikle seçtim itfaiyeyi. Birçok deneyim de elde ettiniz tabii. Yangınlar, evet, var, deprem vardır mutlaka bu 27 sene içinde. Tabii başka... 99'da Gölcük depreminde 15 gün görev aldım ben değirmen Gölcük'te. 15 gün kaldım orada. Dolayısıyla o acıyı da yaşadınız orada. Orada yaşadık. Unutamadığınız, sizi çok etkileyen bütün bu 27 yıl içinde gerçekten... acı ya da tam tersine size huzur veren, mutluluk veren neler yaşadınız mesela? Vallahi içeriden çıkarttığım çok ufak çocuklar oldu. Bana en çok gurur veren, hoşuma giden o oldu. Yangında veya depremde. Alevin içerisinde ben mesleğimi çok seviyorum. Yani benim mesleğimde şu bu ayrımı yok. Biz alevi gördüğümüz zaman içeriye dalıyoruz. İçeriden bir can kurtarsam onun haklı gururunu çok yaşıyorum. O bana çok mutluluk veriyor. Hayata birini döndürüyorum. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Çok böyle anım çocuklar var. Var mı sizi hala arayıp soran, kurtardığınız, ettiğiniz? Benden mi? Yaşça bundan 10 sene öncesine benden yaşça 15-20 yaş büyük insanların gelip de daha sonra elimi öpmek istediğini, ki tabii böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğumu kurtardın. İşte benim eşimi kurtardın. Çok dua aldım. Belki de o duaların karşılığı duyuyorum. Bugün çocuklarım bana bağışlandı. Siz deprem sırasında neredeydiniz? Ben Torbalı'da görev başındaydım kendim. O anda depremde daha önceki tecrübelerimde bildiğim için sallantıda binayı da terk etmedim. Kendi kendime dedim Mehmet, bir iki dakika sonra bu telefonlar kilitlenir. Dışarıya koşarak vakit kaybetme. Dur burada, çocukları ara. Çocuklarınız neredeydi o sırada? Çocuklarım Bayraklı'da. Siz işte. Bayraklı'da mı ikamet ediyorsunuz? Evet, orada. Eviniz orada. Evet. Kaç evladınız var? İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Cümlemizin. Kaç yaşlarında? Bir tanesi 18 yaşında, bir tanesi 22 yaşında. Anneleri? Anneleri 47 yaşında. O da yani berabersiniz. Evet. Çok şükür. Peki hepsi evdeler miymiş o sırada Bayraklı'da? Evet. Hepsi evde. Sallantı bitince siz hemen telefondan evladınızı mı aradınız? Hayır. Mi? Evet. Aradım ama ben ulaşamadım. Kapalı sinyali mi veriyordu? Yani ulaşılamıyor dendi. Evet. O ara telefonu bir daha aramak için tuşa basayım dedim. Telefonum çaldı. Baktım kızım. Alo dedim, baba dedi, enkaz altında kaldık baba, baba dedi bizi kurtar, baba koş dedi. Bak, telefon kesildi. Gerçekten mi? Evet, telefon kesildi. Ben apar topar arabaya atladım, dedim ters bir şeyler var. Dedim hemen dedim acil yola çıktım oradan. O otobana. Arada depremin merkez üssünün Bayraklı olduğunu orada enkaz... Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Benim yok. Yok, hiçbir şeyden haberim yok. Araca atladım. Normalde kaç dakikalık bir mesafedir bulunduğunuz yerle Torbalı'yla? 55 kilometre, normalde 40 dakika falan. Aman Allah'ım, yani bir de yol gitmeniz lazım. Evet, bir de yol gitmem lazımdı.
Çıktım o ara devamlı telefonla arıyorum. Olayın içeriğini öğreneyim ama yol da alayım dedim. Yol kat edeyim dedim. Arıyorum ulaşamıyorum. Tekrar kızım ulaştı bana. Kızım ne oldu yavrum dedim, bir sakin ol. Ne oldu bana bir anlat. Ağlayarak aradı sizi tabii herhalde. Dehşet içindedir herhalde. Dehşet içinde herhalde, şoka girmiş baba dedi. Benim dedi ayaklarım dedi duvarın altında. Baba evimiz dedi çöktü. Annem dedi ölüyor. Kardeşim ablamın dedi sesi çıkmıyor. Baba ne olur dedi bize yardım et. Yani o arada akıl tutulması mı şoka mı girdim bilmiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Telefon tamam kızım dedim geliyorum. Yoldayım yavrum, hiç geliyorum. Hiç inanamıyorsunuz belki böyle bir şeyin gerçek olabildiğini. Hiç aklıma, acaba abartıyor mu diye düşünüyorsunuz belki. Benim zaten ilk aklım o geldi. Yani dedim herhalde bu sarsıntı, çocuk şoka girdi. Binanın çökeceği hiç aklıma gelmiyor. Hangi apartmanı konuşuyorsun? Egemen apartmanı. Peki o nasıl geçti o arabadaki o 50 dakika, bir saat? Bir saatten fazla bir zaman aldığıma eminim. Bu IKEA kavşağına falan geldim. Trafik orada tıkanmıştı. O zaman anlamış mıydınız artık Bayraklı'da bir şey oluyor? Orada anladım. Orada anladım dedim, büyük bir şey var. Dedim trafik tıkanmış, gitmiyor. Gitmiyor artık yani. Ben artık 3 şeritte 4. şerit yaptım. Aralardan kornalarla gitmeye başladım. En son Mustafa Kemal bulvarında aracı bırakmışım orada. Yaklaştım, gidemiyorum. Artık şey, korku içindesiniz. Evet yani eve yaklaştım. O mesafeyi artık araba baktım gitmiyor, çok fazla trafik var. Ben dedim burayı koşarak giderim. Arabayı orada bir yere çekmişim. Koşturarak eve gittim ben. Ne gördünüz? Ya ben sokaktan içeriye girdim. Binanın alçaldığını gördüm. Yan binadan alçalmış. Ben orada dizlerimin bağı çözüldü. Böyle kaldım. Çabuk toparladım. Yani dedim çocuklarım, dedim beni bekliyor. Mehmet kalk. Tekrar kalktım. Bina İki katı gitmiş, sonradan öğrendim. Benim katım da yok, altta dükkanlar da yok. Bazı binaların ilk iki katı çökmüştü. Evet, bizim altta, de iki katı çökük. Biz, sizin de altınızda acaba bu kolonu kesilmiş bir dükkanlardan biri mi? Hiç bilmiyorum binanın ama binaya girerken sormuştum 94 yılında yapıldığını. Aşağıdaki dükkanlardan 2-3 tanesi depo olarak kullanılıyordu. 2 tane dükkan aktif olarak çalışıyordu. Hiç oralara girip bakmadık, etmedik. Kesildi, kesilmedi hiç bilmiyorum ama bir şey var ki, eksik bir şey var ki, bu kolonlar kırıldı, koptu, çöktü komple bina. Siz kaçıncı kattaydınız normalde eviniz? Ben zemin üzeri 4-4,5 metre yüksekliğinde dükkan. Ay, dükkanın nefisim üzerinde kesildi sizi anlatırken. Peki vardınız oraya, iki katının çöktüğünü gördünüz, iki kat yukarıda aileniz iki katın var. İki katın çöktüğünden de haberim yok. Bizim arkadaşlardan o ara... Bir arkadaş, Hıdır diye bir arkadaş, ona ulaştım itfaiyeden. Bizim eve en yakın grup o gruptu, Bornova grubunda. Hıdır dedim, evi biliyor, ailece görüşüyoruz. Dedim kurban olayım dedim, çocuklar dedim enkazın altında. Ne olur dedim koş bana dedim bir bilgi ver, detaylı bilgi ver diye. Biz dedi oralardayız zaten dedi. Olay yerine varmış, tekrar tabii beni arıyorlar, ulaşamıyorlar yani. O ara ben vardım olay yerine. Merdiven dayamış arkadaşlar, içeride çalışmaya başlamış ekip arkadaşlarımız. Ben merdivenlerden koştura koştura yukarıya çıktım. Çıktım, bir baktım dedim yanlış geldim herhalde dedim. Çünkü başka bir salon, başka bir mutfağa çıktım. Geri çıktım balkona. Aşağıya baktım ama dedim benim ev birinci kat, bu da birinci kat. Dedim herhalde dedim olayın şoku tuhaf. Tekrar döndüm, yok başka bir salon, başka bir mutfak. O arada içeride çalışan arkadaşların sesini duydum. İçeriye girdim. Yani komple o tavan, beton kısmı çocukların üzerinde. Eşimle beraber. O ara tabii arkadaşlarım benim orada tanıdıkları için eşimi. Mehtap abla, Mehtap abla diye bağırarak arıyorlar enkazın içerisinde. Eşim diyor ki bir ışık gördüm diyor. Kafamın etrafında doğalgaz boruları, kablolar, demirler, hareket ettiremiyorum. Oradan sadece diyor parmağımı çıkartabildim. Diyor bir el tuttu diyor onu. Abla sen misin? Benim dedim diyor. Abla ben Hıdır, sabırlı ol, seni kurtaracağız. O ara çalışmalara başlamışlar. Kızınız gerçekten duvarın altında kalmış ve oradan mı size ulaşıyor? Duvar değil, bildiğiniz tavan beton. Betonun altındalar.
komple döşeme çökmüş, kolonlar kırılmış, betonun altındalar. Ben oraya vardım, varana kadar arkadaşlar baş kısımlarını çıkartmışlar, kırmışlar, şöyle bir nefes almışlar. Ben vardım, zaten neye uğradığımı şaşırdım, orada düşüverdim koridorda, ayaklarım, bağları çözüldü. Çabuk toparladım kendimi, hemen arkadaşlarımla çalışmaya başladım. Ellerimizle, tırnaklarımızla çok fazla darbeli işler de yapamıyoruz. Ve o sırada çalıştığınız bina her an diğer katları da çökebilir de, edebilir de, ama dedim ya öleceğiz. Benim arkadaşlarım da hepsi sağ olsunlar. Abi ne dedi, kadar sabırlı sürdü aşağı yukarı bu çalışma? Vallahi sanırım herhalde 3 saate yakın söylüyor arkadaşlarla. Sonradan görüştüm ben, anlatıyorlar. 3 saate yakın sürdü. Aynı enkazda başka canlılar da vardı belki bir yandan. Onlarla da ilgili çalışmıyor. Diğer ekip arkadaşlarımız da onlarla ilgili. Çok fazla oraya itfaiye ekibi yığıldı. Diğer binalara da olsun, bizim binalara da olsun. Diğer arkadaşlar da, öteki taraflar da sanırım sonradan öğreniyorum bunları. O gün değil de daha sonra, biraz kendime geldikten sonra anlatıyorlar yaşadığımız şeyleri. Tabii ben çoğu şeyin, hiçbir şeyin farkında değilim artık. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Söylediklerimi de hatırlamıyorum. Ne geçiyor sonradan aklınızdan? Ya bir şey olduysa ne oldun? Yani ben çocuklarımın kafalarını gördüm. Eşimle beraber sırt sırta sarılmışlar. Hareket edemiyorlar. Önce küçük kızım çıktı balkondan, ambulansla gitti. Sonra büyük kızımı işte çıkarttık. Size telefon eden. Önce telefon açan çıkartıldı. Küçük olan. Küçük olan, 18 yaşında olan Simay. Sonra işte büyük kızımı çıkarttık, ön taraftaydı. Eşim onun önünde, sarılmışlar birbirlerine. Onu çıkarttık. Ondan sonra da eşimi çıkarttık ama sanırım eşime de ulaşmak bir yarım saat, 40 dakika herhalde aldı. Ne öyle durumdaydılar? Diyorlar. Yani şu zaten anda ben, ne durumdadılar? Şu anda küçük kızımın bu oynak yerlerinde parça kırıklar var. İki ayağı da alçıda. Eşime platin taktılar. Şu şeyler, tarak kemikleri kırık eşimin. Onun tek ayağı alçıda. Vücutlarındaki darbeleri, morartıları hiç saymıyorum. Onları düzelir diyorum. Hastanedeler mi hala? Dün çıkarttım. Neredesiniz? Ev mi gitti? Yok. Bir arkadaşımız itfaiyeden yine sağ olsun. Bekar yaşayan bir kayınçosu vardı. Onu kendi yanlarına aldılar. Biz bugün akşam oraya geçtik. Eşya falan var diye. Şu anda geçici oradayız. Ev ne durumda? Apartman ne durumda? Tamamen yıkıldı mı yoksa? Apartmanı bugün tekrar gittim, tekrar göreyim diye. Bugün yıkıma başlamışlardı. Herhalde yıkmışlardır, tam bilmiyorum. Sonradan çıktım. Mülk sahibi miydiniz? Hayır, kiracıydım. Kiracıydınız. Hiç aklınıza gelir miydi 27 yıllık itfaiyecilik hayatınızda bir gün bir depremde ailenizi kurtarmak zorunda kalın? Hiç gelmedi. 27 sene hep can kurtarmaya gittim. Ama trafik kazası, ama göçük, ama kuyuda insan kurtarma, hayvan kurtarma, 27 senedir gittim, vakanın sayısını ben bilmiyorum. Çok can kurtardım. Diyorum ki onlardan aldım herhalde bir dua, başka bir şey beni, bugün çocuklarımı bana bağışladı diyorum. Mehmet Bey, 5 saattir canlı yayın yapıyorum. Birçok konuğu burada dinledik, ağırladık. İnanın kas katı kesildim. Bütün rejide, bütün arkadaşlarım da herhalde hikayenizi aynı duygularla dinlediler. Bin şükür, 114 canımızı kaybettik. Şükrediyorum. Siz ailenizi öyle ya da böyle bir şekilde çıkartmayı başarabilmişsiniz. Gerçekten. Evet. Ve 6 gündür hastanede yattılar. Bugün herhalde 8. gün, ancak kendimi toparlıyorum. Müdürümüz olsun, itfaiye müdürümüz olsun, itfaiye daire başkan vekilimiz olsun, tüm mesai arkadaşlarım, hiç telefonum susmadı. Hiçbir tanesi yalnız bırakmadı. Elinden gelen herkes bir şey yapmaya çalıştı. Tabii büyük şehrimiz, itfaiyemizde de sağ olsunlar son sistem, teknolojik aletler, bunların sayesinde de çok çabuk öyle böyle kurtarabildik. Hem kendi çocuklarımı hem diğer vatandaşları. Yani belediyemizde, İzmir'imizde bana göre çok şanslı diyorum. Üstün teknoloji araçlar, üstün teknoloji aletlerle donatıldı. Hepsi sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmadılar. Son olarak şunu sormak istiyorum. O binaya yerleşirken, kiralık olarak oraya giderken, tabii küçük imkanlarla, yani işte devlet memuriyeti sonuçta, bir hayat kurulmaya çalışılıyor. Bakın 27 senenin emeği, kiracısınız. İki evlat yetiştirmişsiniz. Evet. Ne güzel, ne kadar gurur duysanız az.
eğitimleri devam ediyordur muhakkak. Evet, üniversite son sınıfta bir tanesi. Maşallah. Yolları açık olsun inşallah. İkinci hayatlarına hoş geldiler. Bir şans daha. Dün kızımın doğum günüydü. Gerçekten. Unutmuşum ben, çıktım Pınar başında kayınvalidemin yanında kaldılar. Yer yok. Baldızım falan da eve giremiyorlar. Çok yoğun. Ben dedim tahsis edilen arkadaşımın yerine geçeyim orada. Bornova grubunda ekip olarak çalışan diğer arkadaşlarım benimle beraber teşekküre gitmiştim. Eşim aradı. Ya dedi benim bacanak doğum günü pastası almış. Ya dedi neden acele ettin dedi. Doğum günü pasta. Simay dedi bugün doğum günü. Bugün dedim beşim ayın. Vallahi dedi beşi. Bugün ayın beşi. Ben beşini de unutmuşum. 11. ayı da unutmuşum. Oradan geri döndüm. Kızıma şunu dedim. Kızım bugün dedim senin doğum günün değil. Bugün dedim bizim doğum günümüz. Sen bize dedim en güzel hediyesin yavrum dedim. Yani şükrediyorum. Yani oradan inanın bana ben mucize yaşadım. Gerçekten bu anlattığınız öyle bir şey. Keşke 14 canı da hiç kaybetmemiş olsaydım. Keşke. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların da kalanlara sabır diliyorum. Keşke olmasaydı ama işte dünya bu işte yani. Peki o eve girerken o küçük koşullarla, sınırlı imkanlarla o evi kiralarken hiç düşündünüz mü? Yani aklınıza geldi mi bunca yıl enkazlarda çalışmışsınız? Günün birinde acaba bu bina sağlam mıdır, güvenilir midir? Gelse insanın aklına oturur mu, girer mi? Hiç kimsenin gelmiyor. Diğer binadakilerin de gelmemiştir. Herkes sağlam diye giriyor ama işte sonuç ortada. Bir yerlerden bir şeyler eksik. Eksik ki bu binalar çöküyor. Neyin eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Eksik olan da, insanlık, eksik olan ahlak, eksik olan vicdan. Bugün hala o binaları sıvayıp kiralamayı, satmayı düşünenler de varsa onlara da yuh olsun diyorum. Yani iyi var, bir Türkçe yani, değil biliyorum. Bir gazeteciye de yakışmaz belki ama. İşte bakın 1 milyar 250 lira kira istenen yerlere şu anda 2 milyar diyorlar. Herkes bir türlü bir şeyler fırsata çevirmeye çalışıyor. Bilmiyorum yani bu ne kadar etik, ne kadar doğru. Onların başına gelseydi acaba aynı şeyi onlara yapsalardı ne düşünürlerdi acaba? Peki kızınızın doğum gününde, sizin doğum gününüzde aslında. Benim doğum günüm. Hepinizin doğum gününde. Evet. Müjdeli haberi de biz verelim isterseniz. Eğer yanlış görmediysem şu anda bana ulaşan bilgiden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Gökçe'nin bir mesajı var. Ha buradasınız siz de. Evet, evet. Binanın altında kalan itfaiye çalışanımız gibi başka çalışanlarımıza da evde kalmış lojmanlarımızı hemen tahsis edeceğiz. En kısa sürede ben kendisinin yanında genel sekreter yardımcımız Kutubey'e talimat verdim. Tamam. Önümüzdeki hafta kendisini lojmanlarımızdan birisine taşıyacağız. Harika. Çok sağ olsun. Bir doğum günü hediyesi başkanım de Burak Gökçe'den geldi. Sağ olsun başkanım lojmanlara benim. Önümüzdeki hafta taşınacağınız bilgisini verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı da bu iyi ve güzel duygularla kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Mehmet ederim. Sağ olun. Hem bunca yılın emeği için teşekkür ediyorum. Hem de kalpten gelip hikayenizi bizimle canlı yayında gecenin bu saatinde paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. 5 saatlik bir canlı yayında böylece noktalıyoruz efendim. 20. saat jeneriği her cuma olduğu gibi saat 20'de döndü. Gece saat 1'e yaklaşırken artık İzmir Aşık Veysel Çadır Kenti'nden yayınımızın son dakikalarındayız. Gece boyunca burada hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'i, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Gökçe'yi ve Genel Sekreter Yardımcısı Sufi Şahin'i, aynı zamanda Toplum Gönülleri Vakfı'nın gönüllülerini, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllülerini ağırladık. Tabip Odası Başkanımız Lütfi Çamlı'yı, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Eylem Ulutaş'ı ve hatta bir sürpriz telefon bağlantısıyla Kaan Sekban'ı ağırladık. Çadır kentin içinden meslektaşım Deniz Gez size bağlantılar yaptı. Depo merkezinden erzakların nasıl dağıtıldığını gösterdik. Böyle bir gece yarısı akşamın bu saatinde ve bu iklim koşullarında depremzedeler nasıl yaşıyor bunları gösterdik. Herkes gitti. Biz buradayız. Biz Halk TV olarak her zaman halkın yanındayız. İzmir'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Yarın da buradayız. Öbür gün de buradayız. Gerekirse her gün
buradayız. Bize nerede gerek varsa, gazeteciliğe nerede ihtiyaç varsa, özgür basının sesine nerede ihtiyaç varsa biz orada işimizi yapmaya devam edeceğiz. Siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu yayını gerçekleştiren bütün teknik ekibe, Ümit Ertemiz'e ve bütün çalışma arkadaşlarına, Necla Taş'a, Ankara'da benimle birlikte olan ana kumandaya, İzmir, İstanbul'daki rejiye, Güven'e, Erdal'a hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Haftaya Cuma akşamı 20. saatte saat 20'de buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.